Neyzen Tevfi'nin ailesi Nezen Tevfi'nin babasının adı Hasan Fehmi Bey'dir. Hasan Fehmi Bey, Aslen Samsun'un Bafra ilçesine bağlı kolay beldesindendir. Soyadı kanunu çıkınca memleketinin ismini soyadı olarak almıştır. Rüştiye Mektebi muallimi yani öğretmeni olarak görev yapmıştır. Neyzen Tevfi'nin doğduğu sırada Bodrum Rüştiyesi'nde öğretmenlik yapmaktaydı. Başlarda, Neyzen Tevfi'nin ney çalmasına karşı çıkmıştır. Neyzen Tevfi'nin sara nöbetlerinin neyin sesi yüzünden olduğunu düşünmüş ve onun eğitim hayatını olumsuz etkileyeceğini söylemiştir. Neyzen Tevfi İstanbul'da doktora götürülmesinden sonra serbest bırakılması söylenince de müziğine karışmamıştır. Neyzen Tevfik annesinin adı Emine Hanım'dır. Annesi, Bolu Merkez Müstahkimler Köyü eşrafından Hatipoğullarındandır. Emine Hanım, Neyzen Tevfik'in babası bir öğretmen olan Hasan Fehmi Bey ile evlenmiştir. Emine Hanım, 1879'da doğan ilk çocuğu Neyzen Tevfik'i çok sevmiş, onun sarı hastalığına çare aramıştır. Neyzen Tevfik'in ney çalmasına karşı çıkmamış, onu desteklemiştir. Nezen Tevfik, annesine olan sevgisini şiirlerinde de dile getirmiştir. Neyzen Tevfik'in iki kardeşi vardır. Bunlar, Ahmet Şefik ve Ayşe Behiye'dir. Ahmet Şefik, Neyzen Tevfik'ten iki yıl sonra, 1881 yılında Bodrum'da doğmuştur. Neyzen Tevfik'in kız kardeşi Ayşe Behiye Hanım hakkında pek fazla bilgi yoktur. Şecerelerinde Rıza Bey ile evlendiği, bir oğlu ve İffet adında bir kızı olduğu belirtilmiştir. Neyzen Tevfik, siroz olduğu dönemde kardeşi Şefik Kolaylı'nın evinde kalır. Bakımını da kız kardeşi Behiye Hanım üstlenir. İyileştikten sonra arkadaşlarına, kız kardeşinin dilinin zehri sayesinde iyileştiğini söyleyerek Behiye Hanım'dan şikayet eder. Bu anı dışında bir de Neyzen Tevfi'nin 1934 yılında Bakırköy Hastanesi'ndeyken, ölen köpeği Mernuş'a yaptığı cenaze merasimi anlatılırken Behiye Hanım'dan bahsedilir. Köpeğin, Behiye Hanım'ın Neyzen Tevfi verdiği ipek gömleğe sarılarak gömüldüğü belirtilir. Ahmet Şefik 1903 yılında Baytar Mektebi Alisi'ne girer. 1912 yılında eğitimine devam etmek üzere Paris'e gider. Pasteur Enstitüsü'nde ihtisasını yaptıktan sonra Lyon Veteriner Okulu'nda okur. Daha sonra Milano, Bern ve Bükreş'te ünlü profesörlerin yanında çalışır. Balkan Savaşı yıllarında yurda döner, değişik kurumlarda çalıştıktan sonra 1946 yılında başladığı Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden 1951 yılında emekli olur. Abi Neyzen Tevfik hayatı boyunca destek olmuş, Neyzen Tevfik, 1912 yılında idama mahkum edilip yurt dışına kaçtığında, kardeşi Ahmet Şefik ona destek olmuş, onunla mektuplaşmış ve ona maddi yardımda bulunmuş, onun anılarına ve eserlerine önem vermiştir. Abe'nin adının kaynaklarda yer alması için elinden geleni yapar. 1976 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Neyzen Tevfik'in kızının adı Leman'dır. Leman, tek çocuğudur ve Neyzen Tevfik'in 1910 yılında Erenköy, Sahra-i Cedid'de sarıklı bir zatın kızı olan Cemile Hanım ile babası ve kardeşi Şefik Kolaylı'nın onaylamamasına rağmen annesinin ısrarı üzerine evlenir. Bir süre sonra Neyzen Tevfik Sarıklı bir hoca olan kayınpederiyle anlaşamadığı gibi ailesiyle de ilgilenmez. Bunun üzerine hoca, kızını ve torunu Leman 3 aylık iken torununu kaçırır, yalancı şahitler eşliğinde şeri mahkemede kızının boşanmasını sağlar. Annesi, Neyzen Tevfik'in evliliğin verdiği sorumlulukla değişeceğini umut etmiştir. Ancak o sorumluluk alamadığı ve ruhunu dizginleyemediği için evliliği çok kısa sürmüştür. Yeğeni Suzan Öngün, amcasının, eşine sevgiyle bağlı olduğunu ve onu hiç unutmadığını söyler. Nezen Tevfik, kızı Leman'ı çok sevmiş, onunla görüşmek için çaba göstermiştir. Ancak Cemile Hanım ve babası, Neyzen Tevfik'in kızını görmesine izin vermemişlerdir daha sonraki yıllarda kızıyla görüşmüş iletişim kurmuştur. Neyze'nin kızından olan bilinen iki erkek torunu vardır. Daha sonraki yıllarda tekrar evlenmemiştir.